Efendim Yeni Kapı'dan hepinize selamlar. Bugün ikinci gündeyiz ve yine her zaman olduğu gibi bizler de buradayız. Halkın nabzını tutmaya devam edeceğiz. Trabzon Konfederasyonu'nun organize ettiği Bahar Festivali'nde harika bir atmosfer var. Sabahın ilk saatlerinde insanlarımız akın akın gelmeye devam ediyor. Biz de şimdi tabii buradaki diğer standları sizlere değerli yapımcım Ahmet Güngör ile beraber sizlere tanıtmaya devam edeceğiz. Bu arada sevgili Ahmet abinin gençliği var burada. Evet Ahmet abi. Ahmet abinin gençliği burada. Evet peki şöyle yandan al. Evet Ahmet abinin gençliğini yakaladım. Kolun yere düştü. Evet efendim daha yeni halde. Ahmet abi sen bayağı da genç adam mısın o zamanlar ya. Peki şimdi standlara doğru gidelim. Burada bizim yine aynı zamanda Trabzon Denekleri Federasyonu'nun standındayız. Görüyorsunuz burada üyeler harıl harıl çalışıyor. Evet, Trabzon günlerinden tekrardan selamlar. Trabzon Konfederasyonu'nun organize ettiği bu güzel festivalde Sayın Başkanımızla beraber. Sayın Başkanım, şöyle kendinizi bir tanıtır mısınız? Evet, tanıtalım. Ben Trabzon Şehit Hayalleri Derneği Başkanıyım. Yaklaşık 4 yıldır Şehit Hayalleri Başkanı'nın görevini tutuyorum. Trabzonluyum, ismim Şeref İşler. Biz federasyona üyeyiz. Federasyonumuzun İstanbul'da Trabzonlar için hazırlamış olduğu programa gelmekte gurur duyuyorum. 28 arkadaşımızla bugün burada İstanbullu kardeşlerimize örneklerimizi sunacağız, eylemeklerimizi sunacağız, onlarla tanışacağız, onlarla görüşeceğiz. Bu deneyin sevgili kurucular İsmail abiye, Hasan abiye ve ekibine çok teşekkür ediyoruz bizleri burada ağırladıkları için. Güzel bir gün geçeceğini düşünüyorum. Evet. Sizler halkımızı bekliyoruz başkanım. Trabzonlu kalmasın İstanbul'da. Muhakkak buraya gelsin. En azından görmediklerimizi görelim. Bir şey almaları çok önemli değil. Bizi buraya gelirseler mutlu ederler. Çok mutlu oluruz. İşte ben bir yıl önce Trabzon'da ağırlamış olduğum İstanbul'un misafir İstanbul'da karşılaştım. Çok mutlu oldum. Güzel bir şey. Evet, şu anda da başkan canlı yayında olduğumuz için telefonlar aranmaya başladı. Normal. Muhakkak bir gün insanlar bir yerde buluşacaksa o noktada bir şey oluşması gerekiyor. Nedir? İşte bir şenliktir, bir düğündür, bir bayramdır, bir eğlencedir. Bu tip yerlerde buluşmak ve görüşmek güzel bir şey. Biz de bu güzel, anlamlı gün İstanbul'da geçirmek için Trabzon'dan kalktık 28 vatandaşımızla beraber. Sizlerin yanınızdayız. Sizler bize vermiş olduğunuz hizmet, hürmet, güler yüz, tatlı dil bizim için çok önemli. Sizlere de bu konuda teşekkür ediyorum. Tüm çalışan arkadaşlar. Sizler de çok güzel görev yapıyorsunuz. Yeterimize rağmen biliyoruz. Tabii aslında sizin derneğinin de hizmetlerini burada aktarmak isteriz ama onu da inşallah. İstersen için kelimeyi evet, yap tabii. Buyur. Derneğimizin hizmetleri çok güzel. Şehit yakınlarımızla ilgileniyoruz daha çok. Onların gezmesi, onların dolaşabilmesi için, ihtiyaçları için işte kafile bölge bölge gezmelere gidiyoruz. Doğu bölgelerimize gidiyoruz. Doğu bölgelerinde çocuklarımızın, onların çocuklarının vefat ettiği illeri geziyoruz. Onları oraları tanıtıyoruz. Zaman zaman senede 3-4 yemekle beraber bir araya geliyoruz. Vatandaşımızı da aramıza alıyoruz. Onlar da katılıyor. Okullarımıza, çocuklarımıza eğitimle şehitliğin ne olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Daha çok şeyler var da bunun yanında en önemlisi hiçbir şehit anne babasının gönlünü tam olarak alamıyoruz. Onlar yaralılar. Onlar evlatlarını vatana ve millete görev için göndermiş ama sonuç olarak bir tabutla bir bayrakla kapısına gelmiştir. Bunlardan birisi de benim. Onun için çok gururluyum ve çok da duyguluyum. Bu vatanı, bu milleti korumak için çocuklarımızı bakıyoruz, büyütüyoruz ki bu bayrağımıza, vatanımıza, bayrağımıza onlar hizmet etsinler. Evet. Onları bu günleri, bu toprakları tekrar korusunlar diye işte Çanakkale'sinden, Sarıkamış'ından, Dumlupınar'ından bir sürü şehit verdiğimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin bir karış toprağını vermemekle beraber biz bugün yine buradayız, yine burada olacağız. Bu duygu ve düşüncelerle siz arkadaşlarımıza ve İstanbul'da yaşayan tüm vatandaşlarımıza, ayrıca Türkiye'ye gelen bütün arkadaşlara, dost, eş ve dostlara selam ve sevgiler İstanbul'dan. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
Efendim, devam ediyoruz tabii, röportajlarımız devam ediyor. Bizim çok değerli abimiz, yıllardan beri STK'larda görev yapmaya devam ediyor. Tabii Trabzon Dernekleri Federasyonu'nda yoğun çalışmalardan sonra şimdi şu anda Trabzon Konfederasyonu'nda üye mi bilmiyorum. Evet, bizler tanıyoruz ama Federasyon arkadaşlarımız konfederasyonunda üyedirler. Öyle mi abi? Abimiz şöyle kendinizi bir tanıtın ekran başındakilere. Ben Trabzon'a Sabah Düzgeli'yim ama 60 senedir İstanbul'da kalan etmiştim. Ancak memleket özlerini giderebilmek için dernek faaliyetlerini, görev geleneklerimizi hayata geçirmek için sosyal faaliyetlerde bulunuyoruz. Dünya insanlarla güzel. Biz insanlara değer verdikçe siz de güzel oluyorsunuz. Karşı tarafta sizi benimsiyor, size inanıyor. Sosyal faaliyetler daha güzel oluyor. Onun için buraları böyle senede bir sefer, iki sefer bu faaliyetlerde bulunuyoruz. Kaynaşıyoruz, güzel oluyor. Emeğe giden arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Sizlere de teşekkür ediyoruz. Ya yıllar geçtikçe gençleşiyorsunuz. Şimdi mesela Ahmet abiye bakıyorum, 55 yaşında. 70 gibi duruyor. Sen maşallah yaş 70 ama 25 yaşında delikanlı gibi. Yok, dış görünüşe bakma. Yorulduk ama bu sizin güzelliğiniz. Allah razı olsun. Efendim, bizler Yeni Kapı'dayız. Trabzon Konfederasyonu'nun organize ettiği Bahar Festivali'nde. Evet, Fahri Başkan'ın yanındayız. Fahri Başkan uzun yıllardan beri o da STK'larda yoğun bir görev yapıyor ki bugün de öyle. Evet Fahri abi, neler söyleyeceksin? Ya bugün herkesi buraya bekliyoruz. Size çok teşekkür ediyoruz. Burada yoğun bir mesai harcıyorsunuz. Sabah erkenden geldik buraya. Herkesin gelmesini bekliyoruz. Biz yoğun bir mesai harcıyoruz. Herkesin gelmesini istiyoruz. İyi bir atmosfer var. Güzel bir hava var. Tam bahar şenliğine erişecek bir hava var. Evet. İsmail Başkanım adına herkese çok teşekkür ediyorum. Evet, peki, herkesi bekliyoruz. Fahri Başkan, Ahmet Bey kamerayı yeniledi. Yani diyor ki, bunu yeniledim diyor. Yani buna bir nazarlık Fahri Başkan'dan var mı? Var abi, nazarlık işlerini bizim Hacı Necati Engin Güneş var. Nazarlık işlerini o yapıyor. Ama Necati, benim bildiğim Necati abi İmre'ye gitti. Ya oradan para topla gelir, sıkıntı yok. Benim bildiğim orada hurma geliyor. Ya yok, Hacı oradan para getiriyor, sıkıntı yok. Evet, Erdem Başkan'ı da görüyorum yine. Evet, başkanım seni de şöyle alalım. Bugün için bugün o vereceğiz efendim. Peki Fahri Başkanım, başka eklemek istediğiniz bir şey var mı? Çok teşekkür ederim. Sağ emeklerinize sağlık. Her şey için teşekkürler. Sağ olun. Farkındaysanız iki gündür gözlük takarak program sunuyorum. Evet. Nedeni Evren Başkan'dır. Çünkü neden? Evren Başkan'ı dün gördüm ki uzun yıllar ben bu işi yapıyorum ama ilk kez gözlükle sunum yapıyorum. Baktım ki karşıda bir yakışıklı var. Yanaştım, Evren Başkan. Hemen gözlükleri de çok yakışmış. Direkt karşımda Ahmet abi var. Ya Ahmet abi Allah aşkına, yani bunu bana yakışıklı diye yutturamazsın yani Evren Başkan, lütfen. Ben de ondan sonra hemen gözlüğümü taktım ve harbiden de başkanım böyle daha şey oluyor. En azından şöyle, yani böyle işte Ahmet Bey gibi tipi bozuk lara devamlı baktığım için böyle en azından biraz karartıyor, oradan kurtarıyor. Tabii işin latifesi bir kenara. Başkanım, bugün ikinci gündeyiz. Resmi açılışımız var. Güzel atmosfer var. Şu anda millet yoğun bir şekilde gelmeye devam ediyor. Hava güzel. Bugün açılışımız var. Bugün başlıyoruz. Çok değerli sanatçılarımız var. Kaldırmadan gelen misafirlerimiz, kurumlarımız, gelecekler. Siyah sanat, önemli, göz nuru, bir kuruşumuz var, yorgancısı, paketi, siyah sanat, kuruşumu. Yok. Her şey var. Tereyağı, beynir, her şey geldi. Son hazırlıklarımızı almayacağız. Nasip olsa saat 2.30 gibi başlayışımızı yapacağız. Ondan sonra Eyra Bismillah deyip yolumuza devam edeceğiz. Niyetimiz böyle. Herkesi bekliyoruz. Peki başkanım, şimdi az önce Köprübaşı'nın el sanatlarını da gördüm. Musa Aydın abimiz oradaydı. Evet. O biliyorsunuz leşelerden kuşlatık yapmak için. Onlardan da var. Var onu gördüm. O çatalı bulmak için bir gün gezerdik. Nereden buluyor onları abi, merak ettim. Ya Musa abim şimdi yıllardır bu işe bak. Musa abim çok düzgün bir insandır. Evet. Kendine nazır, düzgün bir adamdır. İşte o şimşir kaşıkları var. Onları da oradan getirtiyor. İlgileniyor, uğraşıyor. İşi bu olduktan sonra sen nasıl televizyon, TV, Ahmet abi nasıl bulduysa da kuşlar gibi bu iş. Ahmet abi buldum,
Bulmaz olaydım. Ama dediğim gibi tabii ki bir işi yaparken seveceksin. Severek yapacaksın. Aynen öyle. Aynen o da görevini sevdiği için biraz zor adam ama aynen. Onunla olmak da benim için ayrı bir güzellik. Onu da ifade edeyim. Aynen öyle. Sana da teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Zaman zaman tabii mikrofonu uzatıyoruz. Başkan aslında pek mikrofonu da konuşmayı seven bir adam değil ama bizi kırmıyor. Ara. Efendim bizi izlemeye devam edin. Buradayız. Evet efendim bizim Trabzon Dernekleri Federasyonu, Trabzon Konfederasyonu'nda yine çok değerli yönetici abimiz Mustafa Sarı. Mustafa abi yıllarını verdi ama hiçbir zaman bu fitlikten, bu karizmadan bir şey kaybetmedi. Ahmet Güngör yapımcım da onu devamlı kıskanıyor. Ha bile laf da atar ona. Onun için boşuna Mustafa abiye laf maf atayım deme. Görüyorsun değil mi? Evet Mustafa abi neler söyleyecektin? Yine güzel bir bahar şenliğinde beraberiz. Konfederasyonumuzun yapmış olduğu. Konfederasyon ve federasyonun yapmış olduğu bahar şenliği gerçekten mükemmel. İyi niyetlerle yapılıyor. Ama biraz herhalde bugün cumartesi pazar şenlik olacak inşallah. Evet. Tadını verecek o zaman. Bir yoğunluk olacak zaten. Kesinlikle umuyoruz. Çünkü herkesin işi gücü var. Evet. İşten dolayı da cuma gününü ayıramıyor ama cumartesi pazar günü gelebileceklerini düşünüyorum. Çünkü Trabzon'un yapmış olduğu şenlikler her zaman güzeldir. İnsanlara huzur verir. Son araştırmalarda biliyorsunuz Sivas'tan sonra en çok kalabalığı toplayan sivil toplum örgütü Trabzon Dernekleri Federasyonu'nun yapmış olduğu organizasyon. O da bizim için güzel bir... Tabii ki güzel bir şey evet. Ama bunlara çok emek sarf ediliyor. Ben dilerim ki Trabzonlu hemşehrilerimiz derneklerine, federasyonlarına, sivil toplum örgütlerine sadece burası için değil, tüm sivil toplum örgütlerine eğer ehemmiyet gösterirlerse bize her yer Trabzon o zaman olur. Evet inşallah. Peki başkanım var mı başka eklemek istediğiniz? Çok teşekkür ederim. Ahmet Bey kamerayı yeni aldı. Diyor ki buna bir nazarlık böyle. Abi akşam bir Yasin okurum ben ona. İşte, bu daha faydalı. Daha faydalı. Peki çok teşekkür Rabbim ederim. Rabbim şifa ver. Bizi izlemeye devam edin efendim.